ediyoruz efendim Sabah Spor'una Hamdi Aslan konuğumuz Trabzonspor Erzurum mücadelesini ve hafta heyecanını konuşacağız. Hamdi Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Ceyda. Günaydın iyi yayınlar. Günaydın iyi haftalar diliyorum hocam. Trabzon'a da buradan e, sizler aracılığıyla sevgilerimizi gönderiyoruz. Peki e, dün akşam oynanan Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Trabzonspor mücadelesi sahadan gol sesi çıkmadı. Ee, ama Trabzonspor adına herhalde en büyük olumsuzluk kaleye sadece tek bir şut çekebilmesiydi. Dün akşama, düne dair, e, mücadeleye dair nasıl değerlendirirsiniz? 90 dakikayı eksikleri vardı bordo mavili takımın evet. Ama oynanan futbol e, sadece o eksiklere bağlayabilir miyiz? Yani Ceyda yani ilk önce başlıklardan bir tanesine böyle bir dokunayım e, yani kasvet kas e, evet, kasket kasvete, kasvete dönmedi dönmedi ben hani Trabzon'da e, öyle hani e, hüzün veya çok olumsuz düşünce, e, artık takımdan ümidi kesilmiş bir hava yok. Yani bu takımın e, sezon başından bu zamana gelene kadar ki, e, serüvenden herkes çok memnun. Daha iyi gideceğini herkes bekliyor. E, yani bunlar dönem dönem sonra tabii ki 3-4 haftadır oynanan oyun. Evet herkes tarafından çok fazla takdir görmüyor ama yani bunların düzeleceği düşüncesinde şehir. Ee, Hoca ilk kez bence çok geniş ve net açıklama yaptı. Oyun yapısında ve beklentilerinin e, sahaya yansımadığıyla ilgili. Yani O yüzden e, tabii ki bu düşüş bu düşüş demeyeyim de bu oyun yapısı bozukluğu e, 3-4 haftadır e, sürüyor. Yani özellikle orta saha ve hücum anlamındaki yeterli oyunu yakalayamazsan Oyunun geneline sahip olma şansını bulamazsın. Ki Trabzonspor'un e, en büyük problemi bence hep Aynı şeyi söylüyoruz ee, öndeki üç oyuncu grubuyla oynayamadığı bir türlü bir oyun yapısı var ve oranın bozulan bir oyun yapısı var orası sağdan çok kopuk ee, kendi düşüncelerinde kendi isteklerinde bir oyun içerisindeler. Yani bunu değiştiremedi Abdullah Hoca. Abdullah Hoca değiştiremedi değil, oyuncular kendilerini bu anlamda değiştiremedi. Hepsinin bir formsuzluğu konuşuluyor ama bence e, hepsi oyuna çok şu an olumsuz bir etki ediyor. Ben problemin o bölgeye de olup takımın geneline yansıdığını düşünüyorum. Yani Trabzonspor şu an sadece savunma hattıyla oynayan bir oyun e, içerisinde. E, orta saha oyununu bir türlü içeriye sokamadı. Ben dün Yunus Mallı ile beraber o bölgeyi daha pas oyunu yüksek bir oyun seyrederiz diye düşündüm ama belki e, Yunus'un uzun zamandır oynamayışı veya dünkü oyunun e, şartları e, orta oyunu oyununda Trabzonspor yakalayamadı. yani genel bir e, Yunus'un performansı Yunus Malını devre arası transfer döneminde evet Trabzonspor'a katıldı. Ee, dönüp baktığınızda Yunus Mallı bir markadır, bir isimdir Ama performansı ne zaman beklenen seviyeye çıkacak? Ee, dönem dönem forma şansı olduğu, süre aldığı zamanlar da oldu. Ama e, sanki adapte olamayan bir Yunus Mallı görüyoruz hocam. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Ceyda, oyuncuları bireysel olarak performansını e, veya oyun karakterini e, konuşursak... ...bunu takım halindeki oyundan değerlendirmemiz gerekiyor. Yani şu an Yunus'un yani baktığımız zaman e, topla temas oyunu, pas oyununu öne oynayan, adam eksilten oyununu en büyük özelliklerinin başında geliyor. Zaten Yunus'u e, Abdullah Hoca'nın almasındaki en büyük bence etken bunlar olduğunu ben düşünüyorum ama şu an içerideki oyunun değeri Yunus'un oyununa da bir şey katmaz. E, yani diyor, tabii ki yani orta saha oyununda bu kadar pas anlamında uzak kalırsan öndeki oyuncularla bu kadar kopuk olursan Yunus'un oyununu çok fazla öne çıkarma şansı olmaz diye düşünüyorum. Ben bunu genel oyun bozukluğundan dolayı Yunus'un performansı şu an belki insanları tatmin etmiyor. Yani oyuncu kalitesi oyuncu yeteneği yüksek bir oyuncu. O bildiğimiz Trabzonspor'un çok paslı orta saha ve öndeki oyuncularla iletişimi doğru olan bir yapı içerisine girerse. Ben Yunus'a katkı yapacağını düşünüyorum. Bireysel anlamdaki olumsuzluklar bence şu an biraz takımın bütünlüğüyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Peki hocam son 4 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alınca toplam kayıp 8 puanla ulaştı e, Bordo Mavili takımda. Bugün Reha Hoca evet oyuncular üzerinden gidiyoruz ama e, bunu da sormak istiyorum. Reha Kapsal e, köşe yazısında fotomaç gazetesinde şu ifadelere yer vermiş hocam. Ee, öyle bir e, oyun anlayışı vardı ki futbolcular sanki e, kafalarında ligi bitirmiş e, şampiyonluk yarışından uzaklaştıkları içinde. Siz buna katılıyor musunuz hocam? Futbolcularda da e, mental olarak bir düşüş var mı? Yani benim de haftalardır e, üzerinde durduğum en büyük e, bence gösterge oyuncuların... E, yani ligi bitirmiş lafı biraz çok erken bir şey olur. Yani Abdullah Hoca bu oyuncuları ligi, ligi bitirmiş e, zaten konumu veya yapısı içerisine sokmaz. Ligi bitirmiş düşüncesinde eğer bir oyuncu içeride görürse onu biraz daha kenara alır diye ben e, düşünüyorum. E, kötü bir oyun var yani e, dağınık bir oyun var diyeyim. Yani bir motivasyonu kaybolmuş bir 3-4 hafta yaşıyor. Bu ligi bitirmiş kelimesini den daha bence doğru bir kelime olacağını ben düşünüyorum. Bir motive bir içerideki oyun dengesini kaybetmiş. Biraz bireysel oyuna çok daha fazla önem veren bir oyuncu grubu olarak değerlendirirsek ben çok daha doğru olacağını düşünüyorum. bir de tabii ki bence maç sonrası en önemli Abdullah Hoca'nın söylemi benim de çok dikkat çekti Gelecek planlaması, gelecek yıl planlaması yani evet. ilk kez bu kelimeyi kullandı Abdullah Hoca. Bu kelime evet biraz bize bundan sonra başka şeyler anlatır diye düşünüyorum. Ee, evet son haftalarda sanki artık o kazanılmış alışkanlığının daha fazla yakalanamayacağı İnişli çıkışlı bir e, kalan haftalar yaşayacak gibi bir görüntü sezilmedi herhalde Abdullah Hoca. Ben de aynı düşünce içerisindeyim. E, gelecek planlaması kelimesini kullandı. Bu da Trabzonspor'u bundan sonra belki oyuncu anlamında çok büyük bir rotasyon değil ama yavaş yavaş e, farklı bir planlama içerisinde sokacağını. Yani Abdullah Hoca'nın hedefi bundan sonra farklı olacağını düşüncesi içerisine dün bence çok net noktayı koydu. Hocam bir yandan tabii hücum alanlarına her iki takımın nasıl kullandığının istatistikleri de ekrana yansıyor. E, maçın tamamında Trabzonspor sol kanattan yüzde 37.5 oranında sol kanadı kullanmış maçın tamamında hücum hattında. Orta alandan yüzde 28.9 ve sağ kanattan yüzde 33.6 oranında Hücum alanında bu noktaları kullanmış Bordo Mavili takım. Erzurum Spor ise sol kanadı %35.4, orta alanı %19.3 ve sağ kanadı daha çok %45.3 olarak kullanmış Erzurum spor. E, maç sonu açıklamalarında futbolcular da Uğurcan Çakıl dahil olmak üzere e, galibiyet hareketinden bir oyun ortaya koyamadıklarını söylemişti. E, savunmada eksikleri vardı. Vitor Hugo'nun eksikliğini özellikle nasıl yansıyacağını ben çok merak ediyordum bir futbol sever olarak Trabzonspor savunmasına. E, ama daha çok hücum olanında zorlandığını gözlemledim. Yani bu yani göstermiş olduğunuz hücum işaretleri e, Trabzonspor için çok olumlu konuşacak bir e, bence çizelge değil. Evet. Yani e, yani gerçekten iki kenar e, vakame ve e, kubanın içerisine aldığımız iki kenar oyuncusunu konuşursak e, yani göstergeleri biraz ters tarafa e, indirmemiz gerekiyor. Yani gerçekten e, yani diyor vakame hiç oyunda yoktu ve ee, iyi başladı gibi göründü ama ee, gerçekten o da daha sonra hiç oyunun içerisine giremedi yani bir de en büyük eksikliklerden bir tanesi Ceyda yani iki kenar öne oyuncusu e, iki defansif e, oyuncuların hücum oyunlarını çok olumsuz etkiliyorlar. Yani onlarla iletişim özellikle son haftalarda çok koptu. E, yani Marlon daha çok kullanmaya çalışıyordu. Serkan da o konuda istekliydi. Ama e, yani bakıldığı zaman öndeki oyuncularla iletişim kurmak gerçekten şu an o oyuncular için e, çok acı verici bir durum. E, ne zaman hücuma çıkacak? E, yani öndeki oyuncuya top verdiğim zaman ne kadar bana yardımcı olacak düşüncesi şu an tamamen kaybolmuş. E, bu da zaten genel hep konuşmuş olduğum hücum problemlerini ortaya e, çıkarıyor. E, ya Bunlar değişmesi gerekiyor. Bunlar biraz bireysellikten çıkması gerekiyor. Yani e, Yusuf'un girmesi biraz daha orada hareketlilik getirdi. Yani ben Ekuban tarafının hücum anlamında dün hiç oyun içerisinde olduğunu ben düşünmüyorum. Ya yani Marlon'un oyunu da çok bozuldu. Şimdi Marlon inanılmaz e, savunmada pozisyon hataları yapı, yaptı. Yani e, biraz bence bu oyuncuların e, performansındaki öndeki hücum oyuncularıyla da ...bence e, eleştirmek gerekiyor. Evet hocam yani kağıt üzerinde ve aslında e, bu düş... ...yani bir iki hafta öncesine kadar e, bizler özellikle ikinci yarının... ...ilk haftalarında Vakeme, Kuban, Bakasetas, Canini e, bu hücum hattını e, çok övdük. Ama şimdi o e, özellikle ligin ikinci yarısında ilk haftalarındaki... ...ilk iki haftasındaki Trabzonspor hücum hattını oldukça gerisinde... Ee, neye bağlıyorsunuz hocam siz hücum hattındaki bu hızlı değişimi performans anlamında? Yani çok çok gerisinde. iyi haftaların konuşulmuş olduğu o performansların çok çok gelişinde. Ee, yani çok kopuk oynuyorlar Ceyda. Yani e, birbirlerinden çok uzak oynuyorlar. Orta saha oyunlarıyla çok iletişim halinde değiller. Yani belki oyun çok e, ee, orta saha anlamında biraz daha yani geç belki yavaş oynanıyor oynanan bir oyun var. Yani üç oyuncu da biraz çabuk hızlı oynanan o e, orta sağdan hızlı geçildiği orta saha oyununu e, çok seviyorlar. Yani rakibi eksik yakaladıkları oyunu çok seviyorlar. Ama rakipten baskı gördükleri kalabalık hücümü, kalabalık defanslı karşıdan geldikleri zaman oyundan sanki bir e, küsüyorlar veya oyuna sanki etki edemeyecek düşüncesi içerisinde çok onlar da bence e, performanslarının altında kalıyor. Çok hareketsiz oyunları var. Çok kendi bölgelerinde yavaş oynadıkları bir oyun var. Yani ben Bakasitas'ı bu grubun dışarısına çıkarmak istiyorum. Çünkü Bakasitas yani orada kendi pozisyonunu yakalamaya çalışıyor. Baktığın zaman Canini o kadar çok merkezi boşaltıyor ki hep oralarda kalıp belki oraya gelecek olan oyunu biraz daha değerlendiririm diye düşünüyor Bakasitas. Ama üç, öndeki üç tane oyuncu çok hareketsiz, çok yavaş ve rakibin kalabalık olduğu oyunlara hiç girmiyor, hiç risk almıyorlar. Ee, çok kopuk bir oyun içerisindeler. Bu da genelde pozisyon üretmede de dediğim gibi çok büyük bir sıkıntı yaratıyor. Orta saha ve arkasındaki beklerle hiçbir iletişim kurmayınca e, bence 3 oyuncu Trabzonspor'u şu an en zayıf bölgesi olarak değerlendirebiliriz. Bundan sonra da neler değişir bu anlamda? Yani bilmiyorum yani Abdullah Hoca bu üç tane oyuncuyu birden nasıl değiştireceğini evet. açıkçası ben de merak ediyorum. Dönüp yedek kulübesine baktığında da e, çok fazla alternatif hücum hattında olduğunu söyleyemiyoruz. E, Bordo Mavi takımın Trabzonspor'un. Belki de Abdullah Avcı'nın da bunları gördüğü için önümüzdeki sezonu özellikle işaret ediyor olabilir. Hocam, yani Ceyda Ceyda tıkanan oyunu Abdullah Avcı gördü. Ya tıkanan oyunu derken Abdullah Hoca bir şey üretemiyor anlamında değil bu tıkanan evet. oyun. Yani oyuncuların e, oynadığı özellikle e, rakip bölgede oynadığı o oyunun e, bir, bir, bir bitkinliği var, bir e, bitiş şeyi sendromu yaşıyor. Orayı değiştirmek oyuncuların elinde muhakkak Abdullah Hoca oralara tek tem, çok temas ediyor ama. Oyuncu sanki bu konuda değişmemek için son 3-4 haftadır aynı şekilde oynuyor. Bu bence en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Çok öndeki oyuncularlarda rotasyon yapabilecek bir bench yok Abdullah Hoca'da. Bu da tabii ki tıkanan bence şartların başında geliyor. Peki çok teşekkür ediyoruz Hamdi Hocam. Kıymetli değerlendirmeniz için ama hemen şunu da sormak istiyorum son olarak. Bir yandan Trabzonspor'un fixtürü de ekranlara geliyor. Ankara gücüyle evinde oynayacak Trabzonspor. Ardından Sivas Spor deplasmanı var. Kayseri Spor'la içeride oynayacak Çaykur Rizespor deplasmanı ve Hatayspor. Spor. Burdu gelecek 5 maçı e, hocam. Bu konuyla ilgili de yorumunuzu alayım. Aynı zamanda çünkü <laughs> deplasmanda kazan galip gelme serisi vardı. Dünkü beraberlikle. bu da noktalandı Burdu Mahalli takım. Yani tabii ki hangi takımla oynayacak olduğu aslında e, yani şu şu oyun içerisinde çok önemli değil. Yani hangi oyunu oynayacağı e, çok önemli e, bir hale geldi. E, son haftalardaki bu oyun e, hangi maçı kazanır e, buna hiçbirimiz şu maçı kazanır diyemiyoruz. E, ama dediğim gibi oyun olarak muhakkak bir an önce geri dönmesi gerekiyor Trabzonspor. Daha enerjik, daha kazanma arzusu yüksek bir oyun içerisinde bulunmadığı süre içerisinde bence e, rakip içerisinde deplasman çok fazla önem taşımayacak. Çok teşekkür ediyoruz Hamdi Hocam. Kıymetli değerlendirmeleriniz için ağzınıza sağlık. İyi yayınlar, ben teşekkür ederim. Çok